Herkese günaydın. Bu sömestr boyunca birçok kez Roma mimarlığının Yunanlılaştırılmasından, Yunan mimarlığının Roma mimarisi üzerindeki etkisinden söz ettik. Ve Yunan hayranı olan iki imparatordan, yani Augustus ve Hadrianus'tan ve onların döneminde inşa edilen yapıların Antik Çağ Atinası'ndaki yapılardan esinlendiğinden bahsettik. Atina özellikle klasik çağda uygarlığın beşiğiydi ve birçok araştırmacının sıklıkla dile getirdiği gibi demokrasinin doğduğu yerde. Tam bir daire çizip Atina konusuna Atina şehrine tekrar döneceğim. Çünkü Atina'nın kendisi de koloni haline gelmiştir. Atina'daki Roma yapılarının çoğunun Augustus ve Hadrianus zamanında inşa edildiğini duymak sizi şaşırtmayacaktır. Zira bu tam bu iki önemli Yunan hayranı imparatordan beklenecek bir şeydir. Burada Atina'nın günümüzden harika bir fotoğrafını görüyoruz. Gördüğünüz gibi bazı antik yapılar çok iyi korunmuş durumdadır. Atina etrafı dağlarla çevrili bir ova üzerindedir. Bu olağanüstü resimde gördüğünüz gibi bu şehirde de üç büyük tepe var. Biri tabii ki ünlü Akropolis. Bu arada bilmiyorum kaçınız Atina'ya gitti ama biri hayatta mutlaka gidilip görülmesi gereken 10 yer adı sıralasa Atina mutlaka onlardan biri olmalı. Özellikle de burada fotoğrafın ortasında görülen Akropolis için. bu büyük tepelerden biri. Diğeri burada en üstte gördüğünüz ve Atina'nın en yüksek tepesi olan Likavitos Tepesi. Diğeri de üzerinde önemli bir yapı olduğu için bugün sözünü edeceğimiz Muzeon yani Muzalar Tepesi. Bu tepe resim dışında kalıyor ama burada tam benim durduğum yerde. Bunlar gördüğünüz gibi Atina'nın üç tepesi. Tepeler daha ziyade 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen şehir tarafından çevrelenmiş. Çoğu 5-6 katlı, burada gördüğünüz gibi beyaz boyalı apartmanlar. Ama Akropolis hayranlık uyandıracak bir şekilde şehrin ortasında yükseliyor. Atina şehrinin Neolitik Çağ'da kurulduğunu biliyoruz. Neolitik Çağ'da kurulmuştur. Yani Roma gibi onun da uzun bir geçmişi var. O zamanki yerleşimin de bu tepelerden biri üzerine kurulmuş olması şaşırtıcı değildir. Hangi tepeyi seçmişler dersiniz? Yapıları daha kolay inşa edecekleri en düz olanını, yani Akropolis kayalığını seçmişler. Böylece dini yapılarını Akropolis'e inşa etmişler ve yerleşim zaman içinde bu tepenin etrafında gelişmiş. Şimdi bu çok ilginç. Roma'yı ve onun ilk zamanlarını düşünürseniz, onun da bir tepe üzerine kurulmuş olduğunu hatırlarsınız. Çünkü tepelik alanlar doğal bir savunma sağlar. Hatırlayacağınız gibi Roma iki tepe üzerinde kurulmuştu. Romulus, Platinus tepesine yerleşmiş, Kapitolinus tepesine de Jüpiter Optimus Maximus Capitolinus tapınağı inşa edilmiş ve burası yerleşimin dini merkezi olmuştu. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yerleşim akropoliste kuruluyor ama toplantı ve pazar alanları akropolisin eteklerindeki vadiye inşa ediliyor. Aynen daha sonra Forum Romanum'a dönüşen alan gibi. O da Roma'da Platinus ve Kapitolinus tepelerindeki vadiye kurulmuştu. Yani hem Yunanistan'da hem Roma'da aynı tür bir başlangıç görüyoruz. Bildiğiniz gibi Atina, daha doğrusu genel olarak Yunanistan, özellikle milattan önce 5. yüzyılda Perikles zamanında en parlak dönemini yaşadı. Helenistik dönemde de gelişmeye devam etti. Fakat milattan önce 86 yılında Romalı General Sulla tarafından yağmalandı ve Atina Roma kolonisi haline getirildi. Atina'nın surları yıkıldı. Bu tabii ki Atina tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Araştırmacılar Atina'nın Roma dönemi yapılarından söz ederken bunların Yunan yapılarının yavan bir türevi olduğunu söylerler. Bu görüşü ders kitabınızda da göreceksiniz. Ward Perkins, Yunanistan'daki Roma yapılarının daha erken dönemin benzer yapılarından yani klasik ve Helenistik Atina yapılarından nasıl türetildiğini anlatır. Aslında haklı. Ama bugün göreceğimiz yapıların ya da bu yapıların büyük bir kısmının klasik ve Helenistik geçmişten türetilip türetilmediğini birlikte düşünmemiz gerekir. Sadece o açıdan bakarsak bir noktayı gözden kaçırmış oluruz. Bugün göreceğimiz yapılar bu coğrafyada bulunan olağanüstü bir mermerle Yunan mermeriyle yapılmıştı. Bunlardan bazılarından bugün söz edeceğiz. Bu mermer o kadar yüksek kaliteli ki onunla inşa edilen bir yapının sadece malzemesi nedeniyle olsa bile mükemmel olmaması biraz zor. Ayrıca bu mermeri şekillendirmekten sorumlu mimarlar, sanatçılar, ustalar, yüzyıllardır bildikleri bir işi yapan, dolayısıyla da özellikle mermer işleme konusunda çok deneyimli insanlardı. Yaptıkları Bugün sanırım sizin de göreceğiniz gibi gerçekten çok güzeldi. Yani bu iki nokta işin sanatsal kalitesi de çok önemli. Bu mimari eserleri bugün göreceğiz. Bunlardan en azından iki tanesi bana göre daha önce gördüğümüz her şeyden farklı çok çarpıcı yapılardır. Sanırım bunları kendi ölçülerinde oldukça yenilikçi bulacaksınız. Bu yapılardan ikisini de dediğim gibi bugün göreceğiz. Atina 1830'larda arkeologlar tarafından kazılmaya başlandı ve bunlar bilimsel kazılardı. Son derece özenle yapılan bu kazılardan başka elimizde milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış bir yazar olan Pausanias'ın P -A, -U -S A N I -A -S, tüm Yunanistan'ı gezerek gördüğü her şeyi anlattığı bir tür Yunan ve Roma eserlerinin rehberi niteliğindeki eseri bulunuyor. Bu ikinci yüzyılda ilk elden yapılan tanımlamalarla 1830'lardan beri sürdürülen kazılar birleşince, sadece kalıntısı olan yapılar hakkında değil, bir zamanlar orada olan yapılar hakkında da mükemmel bilgi sahibi olabiliyor hem Yunan hem Roma dönemi yapılarının kimliklerini, işlevlerini öğreniyoruz. Bugün şehrin özellikle Roma döneminin rekonstrüksiyonunu yaparken her iki kaynaktan da yararlanacağız. Burada gördüğünüz gibi Akropolis'in üzerinde bir dizi Yunan yapısı var. Bunları biraz sonra göreceğiz. Bunların arasında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan giriş binası yani Proplea, tabi ünlü Parthenon, küçük bir Athena Nike tapınağı ve burada derslerde ayrıntılı olarak gördüğümüz tek yapı olan Erektiyon var. Bu da bir M.Ö. 5. yüzyıl yapısı. Burada bu olağanüstü fotoğrafta gördüğünüz milattan M.Ö. 421-406 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bu yapı sadece M.Ö. 5. yüzyıl Yunan mimarlığının inanılmaz bir örneği olduğu için değil, aynı zamanda Atina'yı ziyaretleri sırasında Augustus ve Hadrianus'u aslında tüm Romalıları etkilemiş olduğu için de çok önemli bir yapıdır. Bunun nedeni hatırlayacağınız gibi burada resimde gördüğünüz karyatitli portikoydu. Karyatitli portikonun Augustus ve Hadrianus üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Karyatitli portiko ile ilgili biraz daha konuşmadan önce yapının geri kalanından kısaca bahsedelim. Gördüğünüz gibi sütunlar iyon düzeninde. Bu çok zarif volütleriyle iyon düzeninin özellikle çok şık ve güzel bir versiyonu. Burada kullanılan malzemeyi de görüyorsunuz. Burada göremediğimiz temel yapımında kullanılan malzeme. O malzeme poros olarak biliniyor. Erektiyonun ve bugün göreceğimiz yapıların çoğunun temeli bu taştandır. Ama en önemlisi yapıların çoğunda duvarlar ve sütunlar Yunanistan'daki Pentelikon dağından çıkarılan Pentelikon mermerinden yapılmıştır. Hem Yunan hem Roma döneminde inşa edilen yapıların birçoğunda bugün göreceğimiz gibi bu mermer kullanılmıştır. Bu mermerin özelliği ışıltılı beyaz bir renge sahip olmasıdır. Beyazlığı parlak Ege güneşinin ve mavi gökyüzünün altında gerçekten kör edicidir. Ünlü Karyetitli Portiko'ya gelince hatırlayacağınız gibi hem Augustus hem Hadrianus Atina'yı ziyaret etmişti. Her ikisi de bu anıtı gördü. Augustus zamanında Erektion bakımsız bir durumdaydı ve yapıya hayran olan Augustus onarılmasına karar verdi ve kendi mimarlarını ve ustalarını bu iş için Atina'ya gönderdi. Onlar da karyatitleri onarmakla kalmayıp çok kötü durumda olan birinin yerine de tamamen yenisini yaptılar. Sanırım şu sağda arkada olan. Onarım sırasında heykellerin alçı kalıplarını da çıkarıp bunları Roma'ya getirdiler. Ve hatırlayacağınız gibi bu kalıpları Roma'da yaptıkları karyetitler için model olarak kullandılar. Bu Akropolis'tekilerin önden bir görüntüsü. Hatırlayacağınız gibi Roma'da Augustus Forumu'nun ikinci katında küçültülmüş kopyaları kullanılmıştı. Erektiyon modellerine dayanılarak yapılan bu kopyaları da anımsayacaksınız. Atina'dakilerle aynı boyda olan bu örnekler, Hadrianus'un Tivoli'deki villasında Kanapus kenarındaydı. Her iki imparatorda, yani hem Augustus hem Hadrianus bu sanat eserlerine hayran olmuş ve bunları kendi yapılarında kullanmışlardı. Augustus Roma'da bir kamu yapısında, Hadrianus ise Tivoli'deki özel villasında. Hatta Herodes Atticus'un Annia Regilla için milattan sonra 2. yüzyılda Roma'da Via Appia'da yaptırdığı tuğla mezarın yakınında bulunan ve bu mezar için yaptırıldığına inandığımız iki kadın figürünün kökeni de bu karyatitlerdi. Bunlar kopyadan ziyade bir çeşitlemedir. Ama gördüğünüz gibi bunlar da karyatit kökenlidir. Yani Erektion, Augustus'u ve Hadrianus'u büyülemiş, Roma'da birçok yapıya esin kaynağı olmuştur. Bugün bu yapının aynı imparatorların yani Augustus ve Hadrianus'un Atina'da yaptırdığı yapıları da etkilemiş olduğunu göreceğiz. Atina'ya geçmeden önce sizi başka bir şehre, yine Yunanistan'da bulunan Eleusis'e, E-L-E-U-S-I-S, Eleusis'e kısa bir geziye götürmek istiyorum. Çünkü Karyatitler hakkında ve Roma ile Atina arasında daha Sezar zamanında başlayıp Augustus zamanında devam eden önemli bir değiş dokuş hakkında bir noktaya daha değinmek istiyorum. Augustus mimarlarını buraya gönderiyordu ama bunların gidip geldiklerini ve Augustus zamanında Roma ile Yunanistan arasında hem inşaat teknikleri hem mimari fikirler alanında önemli bir alışveriş olduğunu düşünüyoruz. Eleusis'in günümüzden bir görüntüsü. Atina'dan çok uzak olmayan dağlık bir kasaba. Burada bulunan Demeter kutsal alanı nedeniyle Yunan çağlarında çok iyi bilinen, çok önemli bir yerdi. Çünkü burası Tanrıça Demeter'in Eleusis'ten dolayı Eleusis misterleri olarak adlandırılan gizemli dininin merkeziydi. Eleusis misterlerine katılmak için dünyanın her yerinden insanlar geliyordu. Buna bağlı olarak şehir, klasik ve helenistik dönemlerde gelişti. Şehir, Sezar ve Augustus zamanında hatta milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda da önemini korudu. Zaman içinde Romalı imparatorlar, generaller burada yapılar inşa ettirdiler. Tabii bu işlerde kendi mimarlarını görevlendiriyorlardı ama onlar da Yunanistan'daki meslektaşları ile birlikte çalışıyorlardı. Burada yapmaya karar verdikleri işlerden biri Demeter kutsal alanına iki kapı, bir iç kapı bir de dış kapı eklemekti. Daha büyük olan dış kapı Milattan sonra 2. yüzyılda Antoninuslar zamanında inşa edildi. Ama küçük olan iç kapı Milattan önce 50 yılında yapılmıştı. Elimizde bunun nasıl bir yapı olduğunu anlamamıza yetecek miktarda kalıntı var. Roma ile Yunanistan'ın bu dönemdeki ilişkisini vurgulamak üzere bu yapıdan kısaca söz etmek istiyorum. Burada bu kapının cephelerinden birini görüyoruz. Kapı aslında iki cepheli. Burada sütunlarıyla oldukça geleneksel alınlığıyla cephelerden birini görüyoruz. Metop ve trikliflerde gördüğünüz gibi buğday demetleri ve kistay C-I-S-T-A-E yani sepetler var. Bunlar elusis misterleri ve demeter tapınımı ile ilgili betimlemelerdir. Burada bizim için önemli olan bu rekonstrüksiyonda görmeniz biraz güç olabilir ama bizim için burada ilginç olan başlıklardır. Çünkü bunlar daha önce de bir örneğini gördüğümüz zoomorfik başlıklardır. Bu tip başlıklarda spirallerin yerini akantus yaprakları arasından çıkan hayvan başları alır. Perdenin solunda Eleusis'ten koruna gelen bir örnek görüyoruz. Pentelikon mermerinden yapılmıştır. Akantus yapraklarını ve bunların arasından çıkan boğa başını görüyorsunuz. Akantus yaprakları arasından çıkan bir boa protomu. Bu size sömestr başında gördüğümüz bir şeyi hatırlatmış olmalı. Bu başlığın nereden olduğunu hatırlayanınız var mı? Hepinizin bildiğini biliyorum. Forum transtorium değil, hayır. Augustus Forumu. Bu başlıklardan Augustus forumunda vardı. Bunlarda akantus yaprakları arasından çıkan Pegasus'lar kullanılmıştı. Burada akantus yaprakları arasında hayvan motifi kullanma fikrinin görüldüğü biri Sezar, diğeri Augustus dönemine ait olan iki örnek var. Bunlar tam olmasa bile kabaca çağdaştır. Bu da bize Sezar ve Augustus dönemlerinde Atina ile Roma arasında bir fikir alışverişi olduğunu düşündürmektedir. Kapının öteki yüzüne bakarsak, bu düşünceyi doğrulayacak bir başka özellik daha görürüz. Bu cephede zoomorfik başlıklı sütunların yerini karyatitler almıştır. Burada gördüğünüz gibi bunların kolları yukarı kalkmış. Yani bunlar erektiyon portikosundakilerin bir kopyası değil bir çeşitlemesidir. Ama bunlar da karyatit başlarının üstündeki başlığı taşıyorlar. Yunanistan'ın Romalılaşma süreci Sulla'nın Milattan Önce 86'daki yağması ile başlamıştı ve bölge 50'lerde çoktan koloni haline getirilmişti. Yani bölge Sezar ve Augustus zamanında artık Romalılaştırılmış olmasına rağmen fikir alışverişi devam ediyordu. Ve bu evrede Karyatitlerin etkisi o kadar güçlüydü ki kendi ülkelerinde Yunanistan'da bile kopyaları üretiliyordu. Buradan itibaren dersin geri kalan kısmını Atina'ya ayırmak ve konuya Akropolis'le başlamak istiyorum. Bu Akropolis'in günümüzdeki halini gösteren çok ilginç bir Google Earth görüntüsü. Bu antik yapı kalıntılarının 3 boyutlu versiyonu. Burada sözünü ettiğimiz yapıları görüyoruz. Girişi buradan. Milattan önce 5. yüzyıl Yunan propliyasından, yani giriş kapısından. Buradaki en büyük yapı olan Parthenon, Doruk bir yapı. Solda gördüğünüz Erektiyon. Arkada da bir müze. Kısmen yer altında olduğu için basık görünüyor. Burada karyatitlerin orijinalleri ve başka birçok heykel var. Bugün Portiko'da gördüğünüz heykeller Müzedeki orijinallerin kopyası. Akropoliste bulunan diğer birçok heykel de burada. Akropolisin yamacında gördüğünüz ise daha önce sözünü ettiğimiz yani konserinin yapıldığı Herodes Atticus Odeonu. Burada da bir tiyatro görüyorsunuz. Bu ilginç bir yapı çünkü Nero zamanında yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Hatırlayacağınız gibi Nero, olimpiyat oyunlarında yarışıyordu ve bu amaçla Atina'ya da gelmişti. Nero, Yunan hayran imparatorlardan biri olarak tanınmasa da, zamanında Yunanistan'da bir yapı inşa edilmiş olması pek şaşırtıcı değil. Romalıların burada Augustus zamanında neler yaptıklarına bakalım. Augustus, Akropolis'e gelip Portiko'nun onarımı için mimarlarını buraya göndermeye karar verdiği zaman alınan bir diğer karar da buraya küçük bir kült binası, bir Augustus ve Roma tapınağının inşa edilmesiydi. Bunu Partenon'un arka sol köşesine yakın yapmaya karar verdiler. Burada görmek çok zor ama Partenon'un en üst kısmında onunla müze arasındaki şu küçük yuvarlak yapı. Birazdan bunun ayrıntısını göstereceğim. Bu yapıyı sıfırdan yaptılar. Fakat bir de hemen girişte Proplea'nın hemen sağında bulunan Helenistik bir dikmeyi bir Roma anıtına dönüştürdüler. Önce bu iki yapıdan söz etmek istiyorum. Bu yine Google Earth'ten. Bu üç boyutlu fotoğrafta Parthenon'u ve Erektion'u görüyorsunuz. Parthenon'un hemen köşesindeki küçük yuvarlak halkayı görebiliyor musunuz? İşte o Augustus ve Roma tapınağı. Aslında bu kadar küçük olması çok dikkat çekici. Bana öyle geliyor ki bu Augustus Yunan Akropolis'inde kendisi ve Roma için bir tapınak yaptırmak, burada bir varlık göstermek istemiş olmasına rağmen bunu son derece alçakgönüllü ve saygılı bir biçimde yapmış olduğunu göstermektedir. Çok daha büyük bir yapı inşa ettirebilirdi ama yapmamayı yeğledi. Ki bu, Augustus ve onun Yunan kültürüne olan derin saygısı hakkında bir ipucudur. Burada bu tapınaktan geriye kalanları gösteren iki resim görüyoruz. Aslında epey kalıntı var. Ayakta değiller ama burada sütun kasnaklarını, kavisli entablütür ve arşitrav parçalarını, daha başka yapı elemanlarını kolaylıkla görebiliyorsunuz. Aralarında başlıklardan biri de var. Bunun yuvarlak bir yapı olduğunu tekrar belirtelim. 9 tane iyonik sütunu vardı. Tümüyle taştan yapılmıştı ve eğimli bir çatısı vardı. Bu yeniden canlandırmada tapınağın tam olarak nasıl bir yapı olduğunu ve Parthenon'la kıyaslandığında ne kadar küçük kaldığını görüyoruz. Bu Augustus ve Roma tapınağı önce 27'den sonra inşa edilmiş ve gördüğünüz gibi iyonik başlıkları ve eğimli bir çatısı var. Kalıntıları tekrar görüyoruz. Burada koruna gelen iyonik başlıkları görüyoruz ve bunları Atina Akropolis'indeki Erektiyon'un iyon başlıkları ile kıyaslarsak bu ikisi arasında büyük bir benzerlik olduğunu görürüz. Bunun nedeni neredeyse kesin olarak bilinmektedir. Augustus'un mimarları Erektiyon'un restorasyonuyla uğraşıyorlardı. Sadece karyatitlerden değil, yapının tamamından, mermerin kalitesinden, tepesindeki volütleriyle son derece çekici olan iyon sütunlarından da etkilendiler. Ve hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, Augustus ve Roma tapınağının başlıklarını işlerken bunları model aldılar. Sanırım bu aynı zamanda onların Yunan eserlerine olan saygısını ve milattan önce 5. yüzyıl yapıları ile Augustus'un imparator olmasından hemen sonra burada inşa edilen Roma yapıları arasında bir diyalog kurmak istediklerini gösterir. Erektinyonun yapımında kullanılan bir başka malzemeden daha söz etmek istiyorum. Temellerde poros, Duvar ve sütunlarda Pentelikon mermeri kullanıldığını söylemiştik. Ama buraya bakarsanız frizde kullanılan mermerde hafif bir mavilik olduğunu görürsünüz. Bu Elusis mermeridir. Yunanistan'da Elusis'te çıkarılan hafif mavi tonlarında bir mermer. Burada Erekteion'da o da kullanılmış. Roma ve Augustus tapınağının sıfırdan yapıldığını söylemiştim. Yerinde daha önce bir şey yoktu ve Ağustos zamanında buraya yeni bir tapınak olarak inşa edilmişti. Ama Akropolis de zaten var olan ve Roma döneminde Romalılaştıran bir yapı olduğunu da belirtmiştim. Burada onu görüyoruz. Burada bu turist grubu ile birlikte Akropolis'e girmek üzereyiz. Fazla dik olmayan bu merdivenleri çıkıyoruz. M.Ö. önce 5. yüzyıl Propylea'sına girmek üzereyiz. Milattan önce 5. yüzyıl Yunan mimarlığının dor sütunlarına, metop ve trigliflerine dikkat edin. Bunun yanında bu dikmeyi görüyoruz. Bu çok ilginç bir dikme, son derece göze çarpıcı. Akropolis'e geldiğinizde ilk gördüğünüz o oluyor. Bunu yaptıran fark edilmek istiyordu, bu kesin. Bunu yaptıranın Helenistik bir kral olduğunu biliyoruz. Pergamon kralı ikinci Eumenes. E U M E N E S. Pergamum veya Pergamon, yani Latince veya Yunanca nasıl isterseniz. Bunu milattan önce 178 yılında kendisi için yaptırmıştı. Bu dikmenin amacının üzerine heykel koymak olduğunu anlamışsınızdır. Burada yine dikmeyi görüyoruz. Şeklini görüyorsunuz. Basamaklı bir kaidesi var ve yukarı doğru daralıyor. Milattan önce 2. yüzyılda Pergamonlu 2. Eumenes'in bir heykeli olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu milattan önce 1. yüzyılda Augustus'un yakın çocukluk arkadaşı, sırdaşı sağ kolu ve aslında damadı olan Marcus Agrippa, buraya Eumenes'in heykeli yerine kendi heykelini koymaya karar verdiği zaman değişti. Böylece bu Helenistik Yunan anıtı, Agrippa onuruna yapılmış bir Augustus dönemi anıtına dönüşmüş oldu. Agrippa'nın doğuda onurlandırılmış olmasına şaşmamak gerek. Çünkü doğuya yapılan askeri seferlere katılmıştı. Sömestrin başında değindiğimiz gibi sadece Roma'da yapılar inşa ettirmemiştir. Burada da adını taşıyan Agrippa hamamını yaptırmıştı. Fazla kalıntısı olmadığı için o yapıdan söz etmeyeceğiz. Söylediğimiz gibi Panteonu yani ilk Panteonu da onun inşa ettirdiğini, Hadrianus'un Panteona koydurttuğu ve bu yapıyı Marcus Agrippa yaptırdı diyen yazıttan biliyoruz. Hatırlayacağınız gibi o panteonun karyetitli bir portikosu vardı. Yani Agrippa karyetit fikrini orada inşa ettirdiği yapılarda kullanmak üzere Roma'ya taşımıştı. Ama göreceğimiz gibi Atina'da da inşaat projeleri yürütmüştür. Yani Akropolis'te Augustus'un yanı sıra onun da onurlandırılmış olması şaşırtıcı değildir. Aslında bir anlamda onunki daha fark edilir bir anıttır. Akropolis'e çıkıp Propyleaya girerken Agrippa'nın bu heykeliyle karşılaşmak çok etkileyici olmalıydı. Bu anıt farklı tür bir Yunan mermerinden yapılmıştır. Bu Himetus mermeridir. H Y M E T T U S. Himetus dağlarından çıkarılan bir mermer. Burada birazcık pentelikon mermeri var ama çoğu Himetus mermerinden. Yani Romalılar daha doğrusu Yunanlar ve Romalılar çeşitli mermerler kullanıyorlardı ama hepsi Yunanistan mermeriydi. Burada dünyanın başka yerlerinden getirilen ithal mermerlerden söz etmiyoruz. Akropolisin aşağı kısmında Yunan Agora'sı yani bir toplantı ve pazar alanı olduğunu söylemiştim. Google Earth'ten alınan bu hava fotoğrafında Yunan Agora'sının günümüzdeki halini görüyoruz. Gördüğünüz gibi açık dikdörtgen bir alan. Bazı kenarları üzerinde sütun dizileri var. Bunlardan biri bugün ayağa kaldırılmış durumda. Bu Helenistik döneme ait üstü kapalı sütun dizisi Agora kazılarını yürüten Amerikalı arkeologlar tarafından ayağa kaldırılmış bir yapı ve burayı eserleri sergilemek için ve ofis olarak kullanıyorlar. Ama Yunanlar zamanında burada birden fazlası vardı. Bu Roma portikosunun karşılığı olan stoa'dır. Bunlara stoa diyorlardı. Yani burada bir Helenistik dönem stoası görüyoruz. Burada da bir klasik çağ Yunan tapınağı olan Hephaistion var. Ortada ise Marcus Agrippa tarafından inşa edilen konser salonu yani Agrippa Odeon'u yer alıyor. Bugün sözünü edeceğimiz bu yapı hakkında epey bilgi sahibiyiz. Burada özellikle ilginç olan sanırım Yunanların dini yapılarını Akropolise toplantı ve pazar yerlerini de aşağı kısma inşa etmiş olmaları. Romalılar forumları konusunda karar verirken bu yaklaşımdan etkilenmiş olmalılar. Bu, Ama sömestr başında bahsettiğimiz gibi Yunan agoraları ile Roma forumları arasında belirgin farklar vardır. Yunan agorasında alanın odak noktası olan önündeki alana egemen tek bir tapınak yoktur. Ayrıca bunların şekli kareye daha yakındır. Roma forumları ise hep tanımladığımız gibi kısa kenar üzerinde bir tapınak olan dikdörtgen alanlardır. Atina'ya gidenleriniz varsa Agora'nın da bulunduğu bu semtin adının plaka olduğunu bilir. P L A K A. Plaka çok güzel, çok eğlenceli bir yer. Son yıllarda çok gelişti ve bugün İtalya'da olduğu gibi tüm Akdeniz ülkelerinde her yerde görülen beyaz şemsiyeleri olan pastel rengi lokantalar, dükkanlar var. 1970'lerde Atina'da iki yıl yaşadım. O zamanlar plaka böyle görünmüyordu. Ama o zaman da şimdi olduğu gibi eğer Yunan ruhunu görmek, masaların üstünde dans edip tabak kırmak isterseniz oraya gitmeniz gerekirdi. Bunu 70'lerde kesinlikle yapabilirdiniz. Şimdi daha az görülüyor. Ama plakada hala zorbayı bulabileceğiniz yerler var. Bu da Atina Agora'sının bir başka görüntüsü, panoramik bir görüntü. Klasik çağ boyunca Helenistik döneme kadar gelişmiş Agora'yı görüyoruz. Ama bizim konu edeceğimiz yapı, tam Yunan tapınağı ile Helenistik Stoa'nın ortasına inşa edilen bu yapıdır. Bu, M.Ö. 15'lerde inşa edildiği tahmin edilen konser salonu Agrippa Odeonu'dur. Şimdi bu yapıdan söz etmek istiyorum. Agrippa'nın inşa ettirdiği bu Odeon'un bizim için önemli olmasının en büyük nedeni, bunun fikirlerin sadece bugün ve geçmiş derslerde hep söylediğimiz gibi Yunanistan'dan Roma'ya gitmediğini, aynı zamanda İtalya'dan da Yunanistan'a geldiğini göstermesidir. Bu yapı bunun en önemli örneğidir. Çünkü M.Ö. 15 yılında Agrippa için tasarlanan Odeon'un, Ward Perkins'ten alınmış olan bu aksonometrik çizimine bakarsanız, bunun bu sömestirde gördüğümüz Pompei Odeon'una çok benzediğini görürsünüz. Bu hava fotoğrafında Pompei Tiyatrosu'nun yanında görüyorsunuz. Pompei Odeon'unun M.Ö. 80-70 yılları arasında inşa edilmiş olduğunu hatırlayacaksınız. Romalıların Pompei'yi kolonileştirmesinden hemen sonra yapılan oldukça erken bir yapı. Burada aynen bu plan uygulanmıştır. Yani Augustus döneminde Yunanistan Roma arasında önemli bir fikir ve mimar takası vardı. Bu örnekte Yunanistan'da inşa edilen bir yapıda bir İtalyan planı kullanılmış. Pompei yapısının tüm özelliklerini taşıdığını görüyoruz. Yarım daire biçimli bir orkestra, Kuneuslara ayrılmış bir kavea. Duvarlardan önde bir sahne. Duvarlardan bazılarının önünde uzun duvar ayakları. Bu duvarda açık bir sütunlu galeri var. Burada gördüğünüz gibi biri içte, diğeri dışta olmak üzere iki sütun dizisi var. Konser dinlemeye gelen izleyicilerin bu portikodan içeri girdiklerini biliyoruz. Burada bir giriş daha var. Buradan da müzisyenler ve onur konukları giriyordu. Dor sütunları alınlığı ile küçük bir tapınak cephesi olarak tasarlanan bu giriş daha küçük. Yapının dışında da yüksek duvar ayakları görüyoruz. Ve tabi tüm odeonlar gibi bunun da üstü akustik için kapalıydı. Elbette Pompei'deki de çatılıydı. Bir başka görüntü, Agrippa Odeon'unun kesiti. Burada da aynı şeyleri görüyoruz. Yapının dışında uzun duvar ayakları, galeriye açılan izleyici girişi, burada da daha küçük olan diğer giriş. Hepsi burada gayet net olarak görülüyor. Bu belki daha da iyi. Yapının dışarıdan nasıl göründüğünü gösteren bir model. Burası küçük girişin bulunduğu kuzey cephesi. Tapınak gibi görünen çok basit bir yapı. Burada altta duvara bitişik bir dizi sütun görüyoruz. Burada da aralarında pencereler olan çok uzun duvar ayakları var. Oldukça geleneksel bir yapı ama buradaki en önemli nokta bu yapıda çok bariz bir biçimde daha erken bir İtalyan yapısının model alınmış olmasıdır. Başlıklar da ilginç. Size gösterdiğim içte ve dışta sütun dizileri olan galerileri hatırlayacaksınız. Dıştaki sütun dizisinde e, tam hangisiydi unuttum ama sanırım dıştaki dizide burada gördüğünüz Korint başlıkları kullanılmıştır. Burada iki farklı tipte başlık var. Bunlar dışta kullanılan Korint başlıkları. Gördüğünüz gibi akantus yapraklarının arasından çıkan dar, zarif spiraller volütler var. Diğeri de bu tip. Akantus yaprakları arasından çıkan lotus yapraklı bu tipi daha önce de görmüştük. Ama bu çok sık kullanılan bir tip değildi. Bu söylediğimiz gibi Mısır başlıklarından esinlenilmiş bir tipti ve çok daha geç bir örnekte Leptis Magna'da Septimius Severus forumunda bir örneğini görmüştük. Yani Mısır'a özgü bir başlık burada karşımıza çıkıyor. Yani bu da mimarların, işverenlerin tüm coğrafyalardan model aldıklarını gösteren bir başka örnek. Burada sadece Pompei Odeon'u değil, Mısır'daki yapılar da model alınmış ve bu iki özellik Gördüğünüz gibi bu yapıda çok yeni, çok yaratıcı bir şekilde bir araya getirilmiş. Agrippa Odeon'unun geç dönem tarihine bakacak olursak, yıllardır öğrenciler bana hep bir soru sorarlar. Bu yıl henüz bu soru sorulmadı ama yıllardır şu soru sorulur. Hocam, derslerde hep Roma mimarlığında Panteon gibi, kolezyum gibi, su kemerleri gibi büyük mühendislik, mimarlık eserleri gösterdiniz. Bize bazen bu yapıların yıkımına neden olan yangınlardan, deprem gibi doğal afetlerden söz ettiniz. Ama hiç hatalı yapılmış bir Roma yapısından bahsetmediniz. Romalılar hep başarılı mıydı yoksa onların da arada bir yıkılan yapıları olur muydu? Ben de yanıt olarak hep bu yapıyı göstermişimdir. Çünkü evet, Romalılar da bazen hata yapmışlar. Onların da bazı yapıları yıkılmıştır. Agrippa Odeonu onlardan biridir. Pavzanyas'ın yapıyı görüp tanımlamasından sonra çatı çökmüş. Çatı tamamen yıkılmış. Ama yine de Augustus zamanından Pavzanyas'ın yaşadığı 2. yüzyıla kadar epey uzun süre dayanmış. Ama sonra çökmüş ve tümüyle yenilemek zorunda kalmışlar. Mimarlar aynı zamanda yapının kuzey cephesini de yenilemeye karar vermişler ve buraya yeni bir portiko eklemişler. Bu arada bu dönemde yapının işlevi de değiştirilmiş. Odeon genel amaçlı bir konferans salonuna dönüştürülmüş. Yani milattan sonra 150 yılında kuzey cephesinin tamamen yenilendiğini görüyoruz. Yapmaya karar verdikleri şey çok ilginç. Bu küçük geleneksel dorik girişi daha gösterişli bir hale getirmişler. Burada bir dizi erkek figürü görüyoruz. Bunlar tritonlar. T R I T O N. Deniz kızlarının erkek versiyonu. Gördüğünüz gibi bu bezemeli yüksek kaideler üstüne triton figürleri yerleştirmişler. Figürlerin hareketleri birbirinin ayna görüntüsü gibi. Hareketlerin böyle birbirinin tersi olması yapının bu kuzey cephesinde daha önce olmayan bir canlılık yaratmış. Bu değişikliğin milattan sonra 2. yüzyıl ortalarında yapıldığını tekrar hatırlatalım. Bu tritonların çoğu ilginç bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Onlardan geriye kalanları yüksek kaideleri üstünde hala görebilirsiniz. Bu fotoğrafta Agrippa Odeonu'nun Atina Akropolisi ile ilişkisini de görüyorsunuz. Burada görünen Erektiyon. Agrippa'nın heykelinin durduğu büyük kaideyi de hemen burada görüyorsunuz. Bunun tasarımcıların bir seçimi olmadığını düşünmüyorum. Agrippa Odeonu için yer seçerken muhakkak akıllarında bu yapıyla Akropolis'in girişindeki Agrippa heykeli arasında mimari bir diyalog kurmak vardı. Roma'da Julius Caesar forumunu inşa ederken mimarların Venus Genetrix tapınağı ile Kapitolinus tepesindeki Jüpiter OMC tapınağı arasında bir bağ kuracak şekilde bir tasarım yapmış olduklarını hatırlayacaksınız. Orada olduğu gibi burada da bu ilişkinin özenle ayarlanmış olduğunu düşünüyorum. Bugün Agora'ya gittiğinizde hala ayakta olan birçok şey görüyorsunuz. Ama yerde de çok kalıntı var. Bu kalıntılar ve 1930'larda Amerikalı arkeologların yaptığı kazılar sayesinde, Ward Perkins'ten alınan bu rekonstrüksiyonun, bu rekonstrüksiyonun Agrippa Odeon'unun görünümünü çok doğru bir şekilde yansıttığına inanıyoruz. Atina'da Romalılar da kendilerine bir Agora yapmışlardı. Şimdi bu Roma Agora'sını göstermek istiyorum. Madem bir Yunan Agora'sı vardı, bir de Roma Agora'sı olmalıydı. Böyle bir yapıya gereksinim var mıydı bilmiyorum. Ama sanırım Sezar ve Augustus, Atina'daki bu Agora ile adlarını duyurmak istemişler. Hemen Yunan Agora'sının yanında olan bu Agora'nın inşaatı Sezar zamanında başlamış, Augustus zamanında tamamlanmıştır. Burada bir resmini görüyoruz. Geniş, üstü açık, kare bir alan. Etrafında sütun dizileri ya da bu örnekte stoalar var. En üst kenarda da tabernay yani dükkanlar yer alıyor. Batı kenarında gösterişli bir kapısı var. Bir kapı da doğu kenarında. Ama gördüğünüz gibi bu farklı bir yapı. Yunan pazar yeri gibi planlanmış. Bu kare ile dikdörtgen arası bir forma sahip ama Roma forumları gibi uzun bir alan değil. Ayrıca kısa kenar üzerinde bir tapınak yok. Yani burası Roma forumlarından ziyade Yunan agoraları gibi tasarlanmış. Bu Google Earth görüntüsü agoranın günümüzdeki durumunu gösteriyor. Bu Yunan agorasındaki Attalos tuvası. Yani Roma agorasının bunun ne kadar yakınına yapılmış olduğunu görüyorsunuz. Burada etrafı sütunlarla çevrili açık alanı görüyoruz. Batı kapısını ve yukarıda ise doğu kapısını görüyorsunuz. Bu da Roma Agora'sının Akropolisten çektiğim bir fotoğrafı. Batı kapısının arka kısmını görüyoruz. Kapının önünü de birazdan göreceğiz. Ve plakanın evrim geçirmeden önceki halini görüyorsunuz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi etraftaki yapıların bazıları gerçekten dökülüyordu. Ama yine de keyifliydi. Bu kapının bir görüntüsü. Roma Agora'sının bu kapısı Athena Arkegetis kapısı olarak adlandırılıyor. Burada iki ayrı resmini görüyoruz. Bu yapıya baktığınızda Romalıların Atina'da inşa ettiği yapıların yavan bir türev olduğunu söyleyen Ward Perkins ve diğerlerinin ne demek istediğini görüyorsunuz. Sanırım bu tip yapıları kastediyorlar. Çünkü klasik Yunan yapılarına ne kadar çok benzediğini görüyorsunuz. Bu büyük doruk sütunlar Proplea'dakilere, Parthenon'dakilere çok benziyor. Triglifleri, metopları, üçgen alınlığı görüyorsunuz. Yunanların kırma alınlık kullandığını göremezsiniz. Onlar alınlıkları hep bir bütün olarak kullanmışlardır. Bu anlamda bu dönem mimarisinde de çok tutucu bir yaklaşım söz konusuydu. Bu kapının yapımının Sezar zamanında başlamış, Augustus zamanında tamamlanmış olduğunu biliyoruz. Böyle olduğunu söyleyen bir yazıt var. Bir varsayım olmakla birlikte alınlıkta Augustus'un torunu Agrippa'nın oğlu Lucius Sezar'ın da bir heykeli ya da portresi olduğu sanılıyor. Lucius Sezar iki yılında ölmüştür. Burada Roma Agora'sının günümüzdeki durumunu görüyoruz. Etrafında sütunları olan açık bir alan. Bir de burada doğu kenarında çok iyi durumda korunmuş ilginç bir yapı görüyorsunuz. Sekizgen şeklinde. Bu sekizgen yapıyı daha iyi gösteren bir başka fotoğraf. Bu yapı Andronikos Orolocionu ve takma adıyla Rüzgarlar Kulesi. Hatırlaması çok kolay. Rüzgarlar Kulesi. Tarihi tartışmalı. Ben bu yapıyı milattan önce 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihliyorum. Ama farklı düşünenler de var. Buna biraz sonra değineceğim. Bu Rüzgarlar Kulesi'nin Akropolis'ten çektiğim bir resmi. Bu da bu inanılmaz yapının daha yakın bir görüntüsü. Burada da ne kadar iyi korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi gerçekten sekiz kenarlı. Kapı sundurmalarından birini görüyorsunuz. Sütunlu, üçgen alınlıklı tapınak cephesine benzeyen iki sundurması var. Bir de yapıyı çevreleyen basamaklar var. Bunun bir saat kulesi, çok yenilikçi bir saat kulesi olduğuna inanılıyor. Dediğim gibi ben bunun Sezar zamanında Geç Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş olduğunu düşünüyorum. Ama Atina arkeolojisi üzerine bir kitap yazmış, bu konuda uzman olan ve 1970'lerden beri Yunan Agora'sında kazı çalışmaları yürüten, dolayısıyla buradaki mimariyi gerçek anlamda çok iyi bilen John Kemp bunun daha erken olduğunu savunmaktadır. O bu yapıyı milattan önce 150-125 arasına tarihlemekte ve yapıyı zamanı saptama konusundaki merakları ve Atina ile olan önemli ilişkileri nedeniyle ve Mısırlı Ptolemaios'larla Mısır'ın Ptolemaios krallığı ile ilişkilendirir. Aslında dayanağı var, haklı da olabilir. Ama geç cumhuriyet döneminde de Mısırla yakın ilişkiler olduğunu eklemek isterim. Yani Julius Caesar'la Kleopatra arasındaki ilişkiyi düşünün. Akropolis'e Kleopatra ile Marcus Antonius'un heykelleri konmuştu. İki ülke arasında yoğun karşılıklı ilişki olduğunu biliyoruz. Kleopatra'nın kendisi de Atina'ya gelmişti. Yani Mısır'la ilintilendirilmek istendiğinde Sezar dönemine tarihlenmesi de sanırım inandırıcılıktan uzak olmaz. Tarihi ne olursa olsun bu kendi başına büyüleyici bir yapıdır. Çünkü sekizgen planlıdır. Roma'da Nero zamanına kadar sekizgen bir yapı görmediğimizden söz etmiştik. Ama burada var. Leptis Magna'da Augustus zamanına tarihlenen pazar yerinde de başka bir örneğini görmüştük. Roma'dan önce Ptolemaios'ların etkisiyle mi emin değiliz ama eyaletlerde ortaya çıkmış bir form. Bu da örneklerden biri. Anıtın bir başka görüntüsü ve bunu Stewart ve Rivet tarafından yapılmış bir gravürle kıyaslıyoruz. S T U A R T ve R E V E T T. Stewart ve Rivet 18. yüzyılda iyi durumdaki birçok Atina anıtının resmini çizmişlerdi. Burada sundurmalı giriş çok iyi bir şekilde görünüyor. Ayrıca tepesinde esen rüzgarın yönünü gösteren bir de rüzgargülü var. Ama yapıyı rüzgarlar kulesi olarak isimlendirmemizin nedeni sadece burada duran bu rüzgar gülü değil. Burada ayrıca yapının sekiz kenarında betimlenmiş olan rüzgar personifikasyonları var. Erkek rüzgar figürlerinin betimlendiği bu friz burada gördüğünüz gibi çok iyi durumda korunmuştur. Stewart ve Rivet'in çizimine dikkatli bakarsanız bir de güneş saati olduğunu görürsünüz. Her yüzde yer alan bu saatlerin zamanı göstermek üzere kullanıldığını söylememe tabii ki gerek yok. Kapılardaki sütun başlıkları akantus yaprakları arasında lotus yaprakları olan tiptedir. Yani bu da bir başka Mısır özelliğidir. Burada da çok daha geç bir yapı olan Leptis Magna'daki Septimius Severus Forumundaki gibi Mısır tipi başlıklar kullanılmıştır. Rüzgar betimlemelerinden bir ayrıntı. Bu da en azından birinin daha iyi göründüğü bir başka ayrıntı. Yakından neye benzediklerini görüyoruz. Her birinin farklı bir atribüsü var. Bu da araştırmacıları bunlardan hangisinin hangi yön, hangi rüzgar olduğu konusunda tahminler yürütmesine neden olmuştur. Bu konuya burada girmeyeceğiz ama bu üzerine epey zaman harcanmış bir konudur. Yine çok iyi durumda korunmuş olan yapının iç kısmı da çok ilginçtir. Burada gördüğünüz gibi tümüyle taştan yapılmıştır. Sekizgen plan yukarıda bir kubbeye dönüşüyor ve çok mükemmel bir şekilde yapılmış. Bu İtalya'da gördüğümüz Etrüsk veya Roma taş kubbelerinin çok ötesindedir. Burada yine yüzyıllardır Yunan taşlarını işleyen ustaların yeteneğini görüyoruz. Bu yapı, bunu vurgulayan gösterdiğim belki de en iyi örnek. Sekizgen formdan kubbeye geçiş olağanüstü. Atina'daki bu harika yapının, Andronikos orologionunun rüzgarlar kulesinin kubbesini yapmak için betona gereksinim duymamışlar. Bir diğer önemli Yunan hayranı imparator tabii ki Hadrianus'tu. Hadrianus'un Atina'ya üç kez geldiğini ve bu gezilerinin kesin tarihlerini biliyoruz. İlk ziyareti 124-125 yıllarındaydı. Ardından 128 yılında tekrar geldi. Üçüncü ziyareti ise 131-132 yıllarında oldu. Size göstereceğim tüm yapılarda kabaca bu üç ziyaretiyle aynı yıllara tarihlenmektedir. İlk yapıyı bu gravürde görüyoruz. Bu bir su kemeri. Hadrianus 124-125 yıllarında Atina'ya ilk geldiğinde Atina halkına su sağlamalıyız dedi ve Atina'da bir su kemeri inşa etmeleri için mimarlarını gönderdi. Atina'nın en yüksek tepesi olan Likavitos tepesinde bir su deposu inşa edildi. Tepenin yamaçlarından birine Şehre bakan yamacına suyu şehre taşımak üzere bir yapı, bir tür köprü inşa ettiler. Bu yapıdan artık birkaç kaide dışında geriye kalan bir şey yok. Ama neyse ki yapı daha iyi durumdayken yapılan gravürler var. Bunlardan birini burada görüyorsunuz. İyon başlıkları kullanıldığını görüyorsunuz. Bu iyonik başlıklarda çok bariz bir şekilde Erektion'dakiler örnek alınmıştır. Yani Erektion, Augustus zamanında olduğu gibi Hadrianus zamanında da hala mimarların yol göstericisi modeli olmayı sürdürüyordu. Bir yazıt bir de gayet olağanüstü bir şey görüyoruz. Sağdaki iyonik başlığın üstüne dikkatli bakarsanız kemerli bir lento ucu görürsünüz. Düz bir lento ve kemerli bir lentonun başlangıcı. Bu bize neyi anlatıyor? Yapının daha iyi durumda olduğu bir dönemde Stewart ve Rivet tarafından yapılan bu gravür bize bu yapıda bir düz lento, bir kemerli lento ve Hadrianus'un adının geçtiği bir de yazıt olduğunu anlatıyor. Bu Tivoli'de Kanapus'ta, Efesos'ta Hadrianus tapınağında gördüğümüz kemerli lento ile aynı tip bir lentodur ve bize bu motifin Hadrianus'la özdeşleştiğini Sadece İtalya'da değil, imparatorluğun farklı yerlerinde de kullanıldığını ve bu yapının bir Hadrianus yapısı olduğunu söylüyor. Yani aynen Augustus zamanında olduğu gibi fikir, motif ve mimar takası söz konusu. Burada yine Google Earth'te Roma Agora'sını görüyoruz. Onun hemen yanında Hadrianus Kütüphanesi. Hadrianus zamanında inşa edilen ve onun adını taşıyan bir kütüphane var. Milattan sonra 132 yılında inşa edilen bu yapı Hadrianus'un Atina'yı son ziyaretiyle ilintilidir. Üst kısmında kütüphane binası bulunan büyük bir dikdörtgen alan olduğunu görüyoruz. Dışa taşkın sütunları olan bir cephesi var. Birazdan bunu daha iyi göreceğiz. Bu yine Akropolis'ten çektiğim bir fotoğraf. Üstü açık dikdörtgen alanın bugünkü görüntüsü. İçinde daha sonra inşa edilen başka yapılar var. Burada üzerinde dışa taşkın sütunlar olduğunu göreceğimiz duvarın arkasını görüyoruz. Perdenin sağında 132 yılında inşa edilen Hadrianus Kütüphanesi'nin planını görüyoruz. Ortada havuz, etrafında sütunlar bulunan üstü açık dikdörtgen bir alan. Önde girişi, dışa taşkın sütunları olan bir cephesi, kenarlarda bölmeli ve dikdörtgen nişleri ve bir kenar üzerine yerleştirilmiş iki yanda kanat benzeri mekanları var. Bu size hiç kuşkusuz bunu hatırlatmış olmalı. Bu neresi? Forum Pakis, Barış Forumu ya da Vespasianus'un Roma'da inşa ettirdiği Templum Pakis. Burada da neredeyse çok yakın bir benzeri söz konusu. Her ne kadar bu bir kütüphane, bu ise bir tapınak veya forum olsa da aslında bu yapının ne amaçla kullanıldığını kesin olarak bilmediğimizi söylemiştim. Ama ganimetlerin ve Vespasianus'un Flavius'ların beğendiği sanat eserlerinin sergilendiği bir müze olabilir. Ama burada yine Yunanistan'dan Roma'ya değil İtalya'dan Yunanistan'a gelen bir etki görüyoruz. Hadrianus için yapılan bu önemli kütüphane yapısı için yine Roma'dan önemli bir başka yapı model alınmış. Kullanım amacı farklı olsa da bir ikinci yüzyıl yapısının planını aynen uygulamışlar. Atina'daki Hadrianus kütüphanesinin bir modelini ve içindeki yeşillikleri görüyorsunuz. Kütüphane binası arkaya yerleştirilmiş. Tipik Yunan tapınağını benzeyen son derece tutucu bir girişi var. Bu duvarda üzerinde heykeller bulunan dışa taşkın sütunlar var. Bunlar Forum Transitorium'dakilere çok benziyor. Bu duvar hatırlayacağınız gibi Forum Pakes'in bir kenarındaydı. Olasılıkla burada da o duvar model alınmış. Girinti çıkıntılarla dalgalı bir duvar yaratmak konusunda Yunanlar ancak bu kadar ileri gitmişler. Her ne kadar geleneksel unsurlarla Duvara biraz hareket katılmışsa da hala oldukça tutucu. Burada o duvardan, o cepheden bugün geriye kalanları görüyoruz. Duvar beyaz Pentelikon mermerinden yapılmış. Sütunlar ise bilmiyorum oturduğunuz yerden görebiliyor musunuz ama hafif yeşil tonunda bir mermerden yapılmış. Bu Yunanistan'da Karistos'tan çıkarılan bir mermer. K A R Y S T O S Burada yine çeşitli ama sadece Yunanistan kaynaklı mermerlerin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Yüksek kaliteli, farklı renklerde mermer almak için başka yerlere gitmelerine gerek yoktu. Şimdi bu yıl gördüğümüz yapılar arasında en karmaşık inşa tarihine sahip yapıdan söz etmek istiyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Bu, Olimpiyon olarak adlandırılan Zeus Olimpios tapınağıdır. Tapınak, Atina'ya yaptığı 3. gezi sırasında yani 131-132 yıllarında Hadrianus tarafından adanmıştır. Çok uzun bir inşa tarihi vardır. Yapımına arkaik çağda Pesistratos zamanında başlanmıştır. Pesistratos Atinalı bir tirandı. Arkaik çağda tapınak bir dor tapınağı olarak yapılmaya başlandı. Ama inşaat milattan önce 6. yüzyılda, 510 yılında durdu. Milattan önce 174 yılında, yani Helenistik çağda yapımına tekrar başlandı. Suriye kralı Antiochos Epifanes Kossitius isimli Romalı bir mimarı bu yapıyı bitirmekle görevlendirdi. Bu da ilginç. Helenistik çağda Yunan bir kral Romalı bir mimara iş veriyor. Bu da aradaki alışveriş için bir örnek. Kossitius, Korint düzeni kullanmaya karar veriyor ve arşitrav seviyesine kadar yapıyı tamamlıyor. Milattan önce 164 yılında Antiohos öldüğünde yapı arşitrav seviyesine kadar yükselmişti. Milattan önce 164 yılında Korint düzeninde arşitrav seviyesine kadar inşa edilmiş bir tapınak vardı. Atina Sulla tarafından milattan önce 86 yılında yağmalanmıştı. Sulla'nın ne yaptığını hatırlayacaksınız. Aldığı 17 metrelik sütunlar bu tapınağın sütunlarıydı. Sulla bu sütunlara bakar ve "Bunları istiyorum" der ve çok sayıda sütunu Roma'da yenilenmekte olan Jüpiter OMC tapınağında kullanmak üzere Roma'ya götürür. Yani o sütunlar buradaki sütunlardı. Böylece Romalılar Korin sütunlarıyla ve başlıklarıyla tanıştılar ve gördüğümüz gibi Roma'nın ve tüm Roma İmparatorluğu'nun en sevilen başlığı haline geldi. Augustus bu yapıyı tamamlatmak istedi ama olmadı. Tapınağı bitirmek Hadrianus'a kaldı. Hadrianus da 131-132 yıllarında Kostetius'un planına bağlı kalarak tapınağı tamamlattı. Hadrianus, tapınağa kendisinin ve Zeus'un heykellerini koydurttu. Zeus, Yunan kültüründeki Jüpiter'dir. Tapınağın bir tarafında Hadrianus heykeli, diğer tarafında Zeus heykeli vardı. Tapınağın dışında, avlusunda da ayrıca tonlarca bir yığın başka Hadrianus heykeli vardı. Burada Hadrianus tarafından tamamlanmış haliyle tapınağın o dönemde nasıl bir yapı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir Roma tapınağı değil, tipik bir Yunan tapınağı. Cephe vurgusu yok. Biri Hadrianus heykelinin, diğeri Zeus heykelinin olduğu mekanı olmak üzere iki girişi var. Tüm yapıyı çevreleyen sütunlar yani peripteral bir sütun dizisi var. Merdivende aynı şekilde tüm yapıyı çevreliyor. Yani tipik bir Yunan tapınağı. 131-132 yılları. Bu tarihlerde Roma'da da Yunan ithali olarak tanımladığım Venüs ve Roma tapınağı inşa ediliyordu. Her ikisi de Hadrianus yapısıdır. Yani bu dönemde yine bu iki coğrafya arasında yaşanan karşılıklı bir alışveriş görüyoruz. Olimpiyon'dan geriye kalanlar. Sütunları, Korin sütunlarını görüyorsunuz. Akropolisten çektiğim bu resimde yapının yanında çok küçük kalan insanları görüyorsunuz. Yani çok büyük bir yapıydı. Olimpiaion'un yine bir Google Earth görüntüsü. Burada hem yapının şimdiki halini hem üç boyutlu görünüm sayesinde eski halinin bir karışımını görüyorsunuz. Burada Olimpiaion'un koruna gelen bazı sütunlarını görüyoruz. Son derece büyük, son derece güzeller. Bu yüksek kalite taş işçiliğine baktığınız zaman siz de benim gibi Romalıların Jüpiter Optimus Maximus Capitolinus tapınağının sütunlarını görünce neden Korint sütunlarını kendilerine en uygun tarz olarak seçtiklerini anlayacaksınız. Hadrianus'un Atina'ya 130'larda yaptığı son gezisi sırasında şehrin ileri gelenleri Hadrianus'un gelişini yetiştirmek üzere bir tak inşa etmek için harekete geçti. Karşılama töreninde altından geçmesi istenen bu tak, burada resmini gördüğünüz Hadrianus takıdır. Bu resimde günümüzdeki kalıntısını, perdenin sağında ise Stewart ve Rivet'in çizimini görüyorsunuz. Bu da yine oldukça tutucu bir yapı. Ortada tek basit bir kemeri var, duvar ayaklarında Korint düzeni kullanılmış. Burada sütunlar olmalıydı alınıklı ikinci bir katı var. Bu kırma bir alınlık değil, düz, geleneksel bir alınlık. Stewart ve Rivet'in çiziminden antik dönemde ikinci kattaki Edikula'nın ortasında mermer bir levha olduğunu anlıyoruz. Burada heykeller olduğunu biliyoruz. Her iki yüzde de heykeller olduğunu söyleyen bir yazıt var. Heykelleri çok enteresan. takın eski Atina şehrine bakan yüzünde bir Theseus heykeli vardı ve bu taraftaki yazıda burası Atina Theseus'un şehri yazılıydı. Diğer yüzde ise tabii ki Hadrianus'a bağlılıklarını bildirmek, onu onurlandırmak ve kuşkusuz bir çıkar sağlamak üzere bir Hadrianus heykeli ve burası Atina Theseus'un değil Hadrianus'un şehri diyen bir yazıt vardı. Bugün size göstermek istediğim son anıt, kalbimde çok özel bir yeri olan çok sevdiğim bir anıt. 1970'lerde Atina'da yaşadığım iki yıl, bu anıt üzerine yazmakta olduğum bir kitap için çalıştım. Bu anıt, Augustus ya da Hadrianus dönemine değil, daha ilginç bir şekilde Trajanus dönemine tarihlenmektedir. Ama bu anıtın bu imparatorla da bir ilgisi yok. Anıt, çok uzun adı olan bir adama aittir. Adı Gaius, Julius, Antiochus, Epiphanes, Filipapos. Tabii ismin tamamını hatırlamanıza gerek yok. Kısaca Filipapos diyebilirsiniz. Biyografisi hakkında çok şey bildiğimiz ilginç bir kişilik. Örneğin bir Komagene kralının oğlu olduğunu biliyoruz. K-O-M-M-A-G-E-N-E bu Doğu Anadolu'da Helenistik bir krallıktı. Uzun bir süredir ülkeyi yönetenler akrabalarıydı. Kendisinin de kral olması beklenirken şansı yaver gitmedi ve Roma İmparatoru Vespasianus Komagene'yi kuşatarak bölgeyi bir Roma kolonisi haline getirdi. Kralı tahttan uzaklaştırdı, bir anlamda kendisi buranın yeni kralı oldu. Dolayısıyla Filopapos Romalılar yüzünden kral olamadı ama Roma'ya giderek bu durumu lehine çevirmiş gibi görünüyor. Nüfusunu devrik bir kral olarak mevkisini kullanarak kendisini Roma'da süfekt konsül seçtirmiştir. Süfekt konsül nedir? Süfekt konsül bir tür yedek konsül. Yani normal konsüllerden biri işini yapacak durumda olmazsa onun yerine süfekt konsül bakar. Yani filopapos bir anlamda birilerinin hastalanması ya da savaş gibi askeri bir sefer gibi nedenlerle gelememesi için dua ediyordu. Böylece onların yerini alabilirdi. Bir süre Roma'da kaldı ama daha sonra Atina'ya geldi. Atina'ya taşınır ve burada da kendisine birçok ünvan verilir. En sonunda da Atina'da ölür ve buraya gömülür onun için yapılan bu mezar 114-116 yıllarına tarihlenmektedir. Tam tarihini bu kadar kesin olarak bilmemizin nedeni anıtın koruna gelen yazıtıdır. Bu yazıtta Traianus'un adıyla birlikte anılan ünvanları var. Burada kullanılan ünvanlar 114-116 yılları arasında aldığı ünvanlar. O tarihten sonra aldıkları yok. Bu nedenle de yapının 114-116 yılları arasında inşa edildiğini biliyoruz. Yapıda göreceğimiz gibi filopapos'un hayatının en parlak olayı olan Prokesus konsularis yani konsül olduğu zaman yapılan törenin betimlendiği bir friz vardır. Burada yine bu hava fotoğrafında akropolisi ve akropolisli müzeyon tepesinin ilişkisini görüyorsunuz. Şimdi bu çok ilginç. Müzeyon tepesinde tek bir anıt var. O da filopapos anıtı. Bu resmi ben çektim ve özellikle burada Herodes Atticus Odeon'un resmini çeken bu iki delikanlı sayesinde çok işe yarayan bir resim oldu. Buradan Muzeon Tepesi'ne doğru bakıyoruz. Gördüğünüz gibi tam zirvede değil ama zirveye çok yakın bir yerde tek bir anıt var. Philopappos Anıtı Şehrin üç büyük tepesinden biri üstüne tek başına bir anıt yapabilmek için ne kadar bedel ödedi acaba? Burada görüyorsunuz. Mermerden, Pentelikon mermerinden yapılmış. Zirveye yakın yerdeki yükseltiyi görüyorsunuz. Bu yerleşim planında tam mozaion tepesinin üstüne inşa edilen anıtın Akropolis'te hangi yapı ile ilişkisi var? Hangi yapıyla hizalanmış? Erektiyonla. Erektiyon Romalıların çok saygı duyduğu bir yapıydı anıt Proplea ile Parthenon arasında tam olarak Erektionla hizalanmış. Bu resimde tam Filopapos anıtının önünden Akropolis'e bakıyoruz. Atina'ya gittiğinizde bu anıtı görmek istemeseniz bile buraya çıkın. Çünkü Mozeon Tepesi Akropolis'in en güzel göründüğü yerlerden biri. ve burada gördüğünüz gibi baktığı yerin tam karşısında Erektiyon var. Şimdi Filopapos neden bir tepeye gömülmüş? Bu da ilginç bir nokta. Çünkü bu sömestir gördüğümüz mezar yapılarını düşünürseniz hiç tepelere gömülen birilerini görmemiştik. Romalılar tepelere mezar yapmıyorlardı. Onlar ölülerini şehir duvarının dışındaki nekropollerde düz zemine gömüyorlardı. Gördüğümüz bütün mezarlar düz bir zemine inşa edilmişti. Filopapos neden bir tepede zirveye yakın bir yere gömülmüş? Kitabı yazarken bu soruyu yanıtlamak üzere kendi atalarını Anadolu'da Nemrut Dağı civarında yaşayan hanedanları araştırdım. Burada size en iyi korunmuş mezarlardan birini gösteriyorum. Bu da tam zirvede değil, zirvenin eteğinde. Hatta zirveye Filopapos mezarı kadar bile yakın değil ama eteklerinde. Bu anıta dikkatli bakarsanız, burada bölgeyi hükmeden hanedan üyelerinin oturur pozisyonda heykelleri olduğunu görürsünüz. Burası Filopapos'un geldiği yer. Solda Filopapos anıtının günümüzdeki kalıntılarını görüyorsunuz. Pentelikon mermerinden çok özenle yapılmış düz bir kaide üzerinde yükselen bir tür kule mezar. Kavisli ikinci katta Filopapos konsül töreninde atlı araba içinde betimlenmiş. Nişlerin içinde Nemrut dağındakilere çok benzer oturan heykeller var. Üsttekinin Filopapos'un kendisi olduğunu düşünüyoruz. Ortada üstü çıplak ama başı kırık. Burada togalı bir figür yanında bir figür daha var. İkinci katta sağda da oturan bir erkek figürü var. Bununla bağlantılı olarak neden Titus takını gösteriyorum? Çünkü Filipapos'un babasının ve amcasının Flavius'ların yanında Yahudi savaşlarına katıldığını biliyoruz. Tahttan el çektirilmiş olmalarına rağmen bundan bir yarar sağlamak istemişlerdi. Filipapos Roma'ya gittiği zaman Domitianus tarafından Velia tepesinde babası ve amcasının katıldığı savaşın onuruna dikilen bu anıtı görmeye gitmiş ve burada araba içinde betimlenen Titus tasvirini görmüş olmalı. Durumun hiç kuşkusuz böyle olduğunu düşünüyorum. Kitabımda da Filipapos'un Prokesus Consularis sahnesinin Titus takındaki zafer sahnesinden esinlendiği savı var ve olasılıkla bir rastlantı değil. Roma'da çok fazla pentelikon mermeri yok ama Titus takı Yunan pentelikon mermerinden yapılmıştır. Bu bir rastlantı mı sanmıyorum. Bu Filipapos anıtının antik çağdaki halinin yeniden canlandırılması. Konsül töreni ortada Filipapos tasviri, solda yazıt. Anıtı tarihlememize olanak sağlayan Traianus'un ünvanlarının yazılı olduğu yazıt koruna gelen bu ayak üstünde. En tepede de olasılıkla yazıtlı bir çatı katı vardır. Burada da yapının içini, daha doğrusu mezar odasından geriye kalan arka duvarı görüyoruz. Bu mezar odasının restore edilmiş bir görüntüsü. Filipapos'un bedeninin konduğu lahit. Bir konsol üzerinde kendisinin koruna gelmiş olan bir heykeli. Naiskos'u, N A I S K O S. Yani mezarın içinde onun onuruna yapılmış bir tür kült yerini oluşturan sütunlar ve düz bir lento. Mezarın kitabımda bulunan bu kesitine baktığımızda Lahdi Filipapos heykelini ve bunun dışarıdaki Filipapos tasvirleriyle hizalı olduğunu görüyoruz. Bu atlı arabadaki tasviriyle kahramanvari bir çıplaklıkla betimlenen tasvirin ortasına denk geliyor. Konsül törenindeki tasvirde hayattaki tepede ise ölümden sonraki hali betimlenmiş. Yani anıtta üç heykelli üç kez onurlandırılmış. Bunlar da ona eşlik eden figürler. Toga giymişler çünkü konsül töreni Roma'da yaşanmış. Ellerinde imparatorların korumaları gibi fasces taşıyorlar. Bu da Titus takı ile olan ilişkisini göstermektedir. Burada Titus takındaki tören sahnesini, burada ise Filipopos'un tören sahnesini görüyoruz. Bana göre sağdaki kesinlikle soldakinden esinlenerek yapılmıştır. Atlı arabanın ayrıntılarına bakarsanız, arabayı süsleyen bir naiskos olduğunu görürsünüz. Naiskos'un içindeki figür de Herkül'den başkası değil, elinde asasını tuttuğunu görüyoruz. Yani aynı Karakalla gibi Filipopos'un da daha erkene tarihlenen bu örnekte kendini Herkül ile özdeşleştirdiğini görüyoruz. Başı ne yazık ki çok iyi durumda değil ama baştaki ayrıntıya bakarsanız sakallı olduğunu ve başında ışınlı bir taç taşıdığını görürsünüz. Bununla konsül töreninde betimlenmiş olsa da onun bir kraliyet ailesi üyesi olduğuna ama aynı zamanda ölüme karşı kazandığı zafere gönderme yapılıyor. Nemrut Dağı'ndaki kabartmalardan birine bakarsak ilginç bir betimleme görürüz. Kraliyet ailesinden birisi elinde asa tutan Herkül'le el sıkışıyor ve başında ışınlı bir taç var. Yani burada yine Roma döneminde eyalet sanatında çok sık gördüğümüz tipte yaratıcı bir karışım görüyoruz. Anıt net bir biçimde kısmen Roma özellikleri taşıyor ama sahibinin kimliğinden, onun kendi atalarından da çok alıntı yapılmış. En üstte bir kahraman gibi betimlenmiş yarı çıplak Filipapos'u görüyoruz. İlginç bir noktayı daha belirtmek üzere son bir görüntüye bakalım. Bu anıt Filipapos'un kız kardeşi Balbilla B A L B I L L A Balbilla tarafından yaptırılmış. Bu noktaya değinmek istedim çünkü bu konuda fazla örnek yok. Yani hiç yok değil ama erkeklerin yaptırdığı anıtların yanında kadınlar tarafından yaptırılan anıt sayısı az. Erkeklere kıyasla daha az sayıda kadın anıt yaptırmış. Ama bilinen örneklerde çok ilginç yapılar. Bu mezarında Balbilla tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Bu kadın Hadrianus'un karısı Sabina ile yakın arkadaştı. Aslında üçü birlikte Mısır'a, burada resmini gördüğünüz devasa Memnon anıtını görmek üzere Teb'e gitmişlerdi. Balbilla burada buraya geldiğini bildiren bir yazıt bırakmıştır. Yani bize bunu o söylüyor. Dersi sonlandırmak üzere bunun Atina'da bir kadın tarafından yaptırılmış Olağanüstü bir mezar örneği olduğunu söyleyelim. Hepinize teşekkürler.